Başarı Hikayesi programında tekrar sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Doktor Mustafa Aydın bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Hakan Bey sizlere de. Bugün sizlere konuk olmak benim için de bir ayrıcalık. Çok teşekkür ederim. Bu çalışmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sohbetimize dilerseniz çocukluğumuzdan başlayalım. Bir Karadenizli olarak Karadeniz'deki yaşantınızdan ve çocukluk yıllarınızdan bahsedebilir misiniz biraz? Tabii ki yani aynı dönemlerde ben 1956 doğumluyum. Trabzon doğumluyum. Lise son sınıfa kadar Trabzon'da okudum. Aynı dönemlerde yani 1960'lı 65'li yıllar Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bizim yaşadıklarımız bütün gençler tarafından yaşanılmışlıkların benzerleridir. O yılların Türkiye'sine baktığımız zaman hem ekonomik olarak hem sosyal olarak orta düzeyin altındaki ailelerin hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. İletişim araçlarının hemen hemen yok denecek kadar az. Arabası olan ailenin hemen hemen yok denecek kadar az dediğimiz. Her ilde bir tane veya iki tane sinemanın veya tiyatronun olduğu. Muhakkak ki tarımla bir bağlantısı olan ailelerin olduğu. Yani ya fındığın vardır, ya çay vardır. Başka yerdeysen ya mısır vardır, ya buğday vardır. Yani tarıma dayalı, biraz tarıma dayalı bir ekonominin getirmiş olduğu imkanlarla eğitim, öğretim hayatına devam etmiş olan bir Türkiye'de yetmiş bir insanım. Tabii rahat bir gençliğimiz olmadı elbette ki. Yani çok çalıştık. Köyümüzde, ben köyümdeki ilkokuldan mezunum. Trabzon'un Maçka ilçesi Kaynarca köyü. Yaklaşık 8 kilometredir köyümüzle beldemiz arasındaki yani ana şose deriz ona biz, ana yol arasındaki mesafe. O mesafeyi yaya olarak gidip gelirdik özellikle hafta sonları. Hatta çok önemli bir anım vardır. Köyde araba yolu vardı. Köyün bir tane de arabası vardı. Sabahları köyden şehre inerdi. Akşam da şehirden köye dönerdi. Biz hafta içinde genelde şehirde küçük bir evimiz vardı. Orada kalıyorduk abimle beraber. Profesör Doktor İsmail Akkaydın, şimdi beyin cerrahi profesörü. O dönemler cumartesi günü öğleye kadar da okul vardı. Öğleden sonra köye giderdik, cumartesi öğleden sonra çalışırdık, tarlada çalışırdık. Efendim fındık tarlasında, normal tarlada, ormanda çalışırdık. Pazartesi sabahı da o hafta yiyeceğimiz ekmeği anacığım, canım anacığım, fırınlı soba deriz. Kuzine de derler, bilirsiniz evet. Belki. Fırınlı sobada böyle onun da bir tepsisi vardı böyle yuvarlak. Orada bir mısır ekmeği bize pişirirdi. Birazcık da içerisine kara buğday kadardı. Hafif yumuşak olsun diye. Bilmiyorum mısır ekmeğin evet. Şeysini bilir misiniz? Bora, siz nerelisiniz Bora? Ben Amasya Marzifoğlu'yum. Ama birazcık bilirsiniz. Evet, sen memleket Kayseri. Hakan Kayserilisin. Kayseri'de mısır ekmeği bilmeyebilirler. Yok, evet. Dolayısıyla onu anneciğim pişirirdi. O ekmeği de biz gazeteye sarardık pazartesi sabahı. Bir filenin içerisine koyduk. Fileyi bilir misiniz siz? Sen fileyi bilir misin? File vardı böyle örgü şeklinde. İçerisine malzeme korlar, taşırlar böyle. Filenin içerisine koyduk, arkamızı alıp oradan o 8 kilometre yürüyerek şoseye yani arabaların olduğu yere inerdik. Araba geçerdi. Arabaya binmeye korkardı çünkü paramız yoktu. Kaçardık fundalık. Bizim oralarda kaful derler. Fundalığın arkasına gizlenirdik. Araba geçsin tekrar çıkıp yolumuza devam ederdi. Çünkü araba bizi görünce duracak. Durunca bir binmesen olmaz. Zaten köyün bir tane arabası var falan. Yine böyle bir pazartesi günü araba sesini duyduk. Araba sesini duyunca hemen kendimizi fundalığın arkasına atıyoruz ki araba geçsin çıkalım gene yola devam edelim yine. Biz o hızla kendimizi fundalığın arkasına attık. Tabii Karadeniz'de yollar, arazi biraz böyle bayırdır falan. Biz oradan dereye yuvarlandık. Yani at fundalığın arkasına gizlenelim derken abimle beraber 30 metre aşağıda yuvarlanarak elimizde de ekmeğimiz, o mısır ekmeğimiz. Dereye düştük. Derede sif su olduk. O ekmek de ıslandı. Fakat olsun, biz gene oradan yukarıya çıktık. Yine biz şoseye indik. Arabaya bindik. Şosede Trabzon'a gittik. Ve o hafta biz yine o ekmeği yedik. O dere suyuyla ıslanmış. Yani bu örneğin için verdim. Sadece bu bizimle alakalı bir olay değil ama o dönemde bütün gençler, ülkemizdeki insanlar zor şartlarda okuyorlardı. Maddi imkansızlıklar içerisinde okuyorlardı. İşte dediğim gibi tarıma dayalı bir ekonomi. Tarımdan gelen 3 kuruş, 5 kuruş. Babadan memursa oradan da 2-3 kuruş bir araya katarak. Efendim zeytini sayarak,
Yani sabahleyin oturduğumuz zaman biz 5 erkek kardeş, 2 de kız kardeşimiz vardı. 7 kardeştik. Yani böyle sofraya oturduğumuz zaman yer sofrasında yemek yerdik. Yer sofrasını biliyorsunuz. Herkese işte 4 zeytin, 5 zeytin verilir. Efendim, herkes o zeytinle beraber sabah kahvaltısını yapardınız. Yani dolayısıyla ama Allah'a çok şükür huzurluydu yalnız. Huzurlu bir çocukluğumuz oldu. Mutlu bir çocukluğumuz oldu. Bir lastik top, bir meşin top derdik. Meşin değil aslında, lastik yani plastik toplar var ya küçük böyle çocuk. Bir plastik topla o yapmış olduğumuz evin önündeki harmandaki maçların zevki hala damağımızda diye söyleyebilirim efendim. Tabii liseli yıllarımda ilkokuldan sonra liseye gittim. Liseli yıllarımda edebiyata meraklıydım ben. Oldukça aktif bir öğrenciydim. Birazcık öğrenci liderliğimiz de vardı orada. Edebiyat kulu başkanlığı yapıyordum. Gazete çıkarıyorduk. Gazetede birazcık böyle o dönemin siyasi şeysine böyle zıt şeyler de asıyorduk falan. Birkaç defa da ihtar aldık falan. Öyle şeylerimiz vardı ama şiir yazıyordum. O dönemde de yoğun bir şiir yazıyordum. Arkadaşlıklarımız vardı. Köklü arkadaşlıklarımız vardı. Şimdi o arkadaşlıklar yok diyebilirim size. Yani hiçbir şahsi menfaate bağlı olmayan, dayanmayan, sadece seni sen olduğun için seven, sen olduğun için seninle beraber arkadaşlık kuran bir arkadaşlık ortamı vardı. Liseyi Trabzon'da bitirdik işte. Daha sonra işte askeri okula gittim ben. Askeri okulu bitirdik. Subay olduk. Sonra ikinci fakülteyi bitirdim. Dil tarihi bitirdik. Dil tarihten mezun oldum. Devamında da işte silahlı kuvvetlerde yaklaşık 25 yıl bilfiil hizmet yaptım. Yurt dışında değişik görevlerde bulundum. Askeri atışçılık yaptım. 95 yılında da emekli olduk. 1995 yılında emekli olduk. Eğitim sektörüne girdik. Zaten silahlı kuvvetlerde de eğitim görevi yürütüyordum orada. Öğretmen subaydım. Ve o eğitim yolculuğumuz, 95'te başlayan özel eğitim yolculuğumuz önce dershanelerle başladık. Daha sonra yayıncılığa girdik. Daha sonra lojistik falan derken 2003 yılında da Anadolu Bilim Meslek Yüksek Okulu'nu kurduk. 2007 yılında da fakültelerimizi kurduk. Bugün 2014 yılı itibariyle İşte 32 bin mevcudu olan, öğrencisi olan, 2 bin çalışan olan Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesini sizlerle beraber yürütmeye çalışıyoruz. Hocam biraz da sizden kişisel olarak bahsetmek istiyoruz. Bir röportajınızda çok etkileyici bir yönünüzden bahsediyorsunuz. Sabaha karşı 3'te uyanarak güne başlıyormuşsunuz sanırım. Bu uyku disiplinini nasıl sağlıyorsunuz? Birçoğumuzun uyuduğu saatlerde siz güne başlıyorsunuz. Yani yine öyle mesela bugün bile sosyal medyada bizim öğrencilerimizden, arkadaşlarımızdan da beni takip edenler varsa göreceklerdi. Ben her gece en geç 3'te kalkıyorum. Yani 03'te kalkarım. Yani bu mutat benim yaşantımdır. Yani günü planlamam böyledir. 3'ten 5'e kadar, 05'e kadar sosyal medyadaki yazılanlara cevap veririm. Raporlarımı incelerim. Her gün muhakkak ki El Cezire'yi, yani Arap televizyonu El Cezire'yi ve CNN International'ı kesin izlerim. Yani ne oluyor, dünyada ne olup ne bittiğini iki ayrı yabancı kanaldan, bir doğu menşeili bir de batı menşeili kanaldan izlerim. O arada raporlarıma bakarım, görev dağılımları yaparım. Sonra 5 ile 6 arasında bir saat tekrar uyurum. 6'da tekrar kalkarım. İşte 7 gibi falan, 7-7-15 gibi evden çıkarım. Kahvaltımı yaparım, işte tıraşımı olurum, duşumu alırım. 7.30'da en geç yerime gelirim. İşte bildiğiniz gibi benim üniversitenin bahçesinde bir cam ofisimiz vardı. Açık ofis diyoruz ona. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, derdini anlatabileceği, ulaşılabilir olabilen bir çalışmada orada başlarız. Ve öyle devam eder gider. Yani 03'te kalkmak hem enerjinizle beraber kalkıyorsunuz. Herkesin uykuda olduğu bir saatte dünyanın bütün enerjisini sizin yönettiğinizi düşünüyorsunuz. Yani o andaki hissettiğiniz huzur, rahatlık, inanın hiçbir zaman dilimine değişilmez yani. Ve kendinizle baş başa kalıyorsunuz orada. Dolayısıyla o saatler benim günün en çok sevdiğim saatleridir. 03 ile 05 arasında. Benim vazgeçilmezimdir. Çok sık seyahat ediyorum. Seyahatlerimde bile dünyanın neresinde olursam olayım 03'te yine kalkarım. 05'e kadar bu programı aynen uygularım efendim. Tatili matili yok. Bayram bayram hep onu aynen uygularım. 3-3 aşkım onu uygularım efendim. Peki Mustafa Bey, sporla ilgileniyor musunuz? Düzenli olarak yaptığınız bir spor var mı? Evet, sporla ilgileniyorum efendim. Tabii gençliğimde ben maraton koştum. Yani liseli yıllarda maraton koşuyordum. İyi bir voleybol oyuncusuydum. Efendime söyleyeyim. Fakat tabii ondan sonra epey bir ara verdik. Son 5 yıldır da biraz daha yakından ilgilenerek masa tenisi oynuyorum. İyi oynadığımı düşünüyorum. Bizim üniversitemizdeki masa tenis takımına diyorum. Gücü yeten varsa gelsin diyorum.
Fena oynamam masa tenisini, fena zor değildi. Zor bir rakipsiniz. Biraz da tenis oynuyorum. Yani normal tenis şöyle böyle oynuyorum ama masa tenisini iddialıyım. Yani onu tevazu göstermeyeceğim orada. Tabii koşuyorum. 2 günde bir koşarım. Kültür fizik yaparım, aletli jimnastik yaparım. Bunu hep üniversitemizin spor salonunda yaparım bu arada. Orada hem öğrencilerimle baş başa oluyorum. Hem kendi mekanımızı kullanmanın da ayrıca bir huzurunu yaşıyorum tabii ki. 2 günde bir ortalama 2 saat spor yapıyorum. Müzikle de ilgilendiğinizi öğrendik. Acaba çalabildiğiniz bir enstrüman var mı? Hani... Yok, ona o bilgi eksik, o bilgi. Öyle bir ilgim falan yok. Ben gençliğimde gitar çalıyordum. Evet, evet. Bir İspanyol gitarım vardı. Fakat rahmetli babacığımdan gizli çalıyordum onu. Malum o dönemlerde toplum müftü biraz daha muhafazakardı, babacığım müftü ama babacığım müftü olmakla beraber vizyoner sahibi bir insandı. Yani çok medeni düşünen, çok çağdaş düşünen bir insandı. Fakat toplum o dönemde zaten biraz daha muhafazakardı. Ben gizlice bir İspanyol gitar almıştım. Hatta ilk şarkısı Bütün Aşklar Tatlı Başlar, hiç unutmuyorum. Bütün Aşklar Tatlı Başlar diye böyle bir şeysi vardı. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra gizlice aldım. Odamda divanımız vardı. Divan bilir misiniz? Evet. Divanda yatıyorduk. Divanın altı vardı tabii. Divanın örtüsü vardı. O divanın altına biz her şeyi koyduk. Mesela bazen evde okunmaması gereken yayınları da okuyarak oraya koyduk. İşte gazeteler, işte foto maçlar okuyorduk. Tom Mix Texas okuyorduk. O dönemde çok yoğundu. Evet. Efendime söyleyeyim. Gitar da oraya koyuyordum tabii. Gizli alıp getiriyordum. Dışarıda çalışıyorduk. Tekrar oraya koyuyorduk falan. Bir yazın, işte yaza girdik. Ev badana yapılacak. Badana ekibi yapıyor. Badanayı biz yapıyoruz. Aile yapıyor. Yani öyle dışarıdan para ve badanacı bul getir falan yok. Alıyorsunuz birazcık kireç, sulandırıyorsunuz onu. Herkes eline alıyor bir tane fırça, sokuyor kovanın içerisine. Badana yapıyorsunuz. Sıra benim odama geldi. Babam da bizimle beraber yapıyoruz. Divanı çektik. Unuttum ben o anda. Gitarın divanın altında olduğunu unuttum. Gitarı bir çektik. Divanı bir çektik. Gitar çıktı ortaya falan. Babam gitarı görünce aldı. Onu benim başımda kurmuştu. Hiç unutmuyorum. Ve böylece müzik hayatımız bitti bizim. Peki. Evet. Mustafa Bey, hayatınızda dönüm noktası olarak tanımlayabileceğiniz bir olay var mı? Sizi bugünlere taşıyan. Şimdi tabii şöyle, bu çok doğru bir soru olduğunu düşünmüyorum. Yani insanın hayatını bir veya birkaç olayın şekillendirmesi veya dönüştürmesi mümkün değildir. Allah insana akıl veriyor, fikir veriyor. O aklını ve fikrini ve zekasını tabii ki uygun ortamda, uygun mekanda, uygun şartlar altında o aklı kullanarak kendi hayatını yönlendirmesini Allah emrediyor ve vaaz ediyor. Ben kaderci bir de değilim bu arada. Yani ben kadere inanıyorum tabii ki. Ama kontrol edilemeyen kader var. Kontrol edilebilen kader var. Uçağa bindin, gidiyorsun bir yere. Uçak düştü. Yapacak hiçbir şeyin yok senin orada. Kontrol edemeyen bir kaderdir. Ama kırmızı yandı, durman lazım. Araba geçeceksen. Kırmızı yandı, hala karşıya geçmeye çalışıyorsan. Araba sana çarpıyorsa ya bu kaderindi falan diyemezsin böyle bir şey. Yani böyle bir şey yok orada. Dolayısıyla akılcı bir insanım. Yani aklı önde tutan, akıllıyla hareket eden bir insanım. Hatta zekayı bile aklın arkasından gitmesine inanan bir insanım. Ben hep aklımı ön planda tutmuşum. Zekayı aklın arkasında tutmuşum. Aklın açtığı yolda zekayı yürütürseniz bir yere varabilirsiniz. Zeka sizi zaman zaman farklı yerlere getirebilir. Akıldır yapacağınız her şeyi normale dönüştüren. Hatta bir Arap atasözü vardır. Kulli şey yecra fi mecraha. Yani eğer dere, bizde de şöyle yansıyor, dere yatağında akarsa güzel olur. Yatağında akmasa dere ne yapar? Etrafa sel olur, evet. Tahrip eder. Ekinleri tahrip eder, evleri yıkar. Dolayısıyla akıl önemlidir. Onun için şu olaylar müferit olarak beni yönlendirdi değil ama tabii ki örnek aldığım, efendime söyleyeyim, hayatımın belirli evrelerinde, çalışmalarımda karşılaşmış olduğum, canlı veya cansız yaşadığım ve birlikte olduğum veya olmadığım şahsiyetlerin yaşantıları, uygulamaları ki en önemlisi planlamadır bunların başında, benim için çok önemlidir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi doktora tezimi yaptığım Endülüs'te, İspanya'da yani yaşayan İbn-i Şüheyd diye, ki ben onu doktora tezimde çalıştım, bir şahsiyet. Çok iyi bir zaman planlayıcısı olarak onu gördüm. 43 yaşında öldü. Yani 43 yaşında miladi 9. yüzyıl düşünün. 30'un üzerinde eser bıraktı. O dönem başbakanlık yapmış, vezirlik yapmış, bugünkü tabirimizde başbakanlık yapmış. Ondan sonra valilik yapmış, komutanlık yapmış. Hayatını da yaşamış. Yani bir yerde gününde gün etmiş. Bu kadar da eser yazmış. Diyorsun ki ya bu kadar ömre bunu nasıl sığdırmış? Ne bilgisayar var, ne elektrik var, ne traktör, ne hiçbir şey var. O zaman önünüze şöyle bir gerçek çıkıyor.
zamanı doğru planlayabiliyorsanız her şeyi yapmak için zamanınız var demektir. Zamanı doğru planlayamıyor iseniz annenizi babanızı ziyaret etmeye bile zamanınız yok demektir. Ondan zaman planlamasını öğrendim mesela. Zaman planlaması çok önemli. Tabii ki dini temeller, dini esaslar benim kişiliğimin şekillenmesinde çok önemli rol oynadı. Ben muhafazakar bir insanım. Yani dinine, Allah'ına çok sadık, güçlü inançları olan bir insanım. Onun getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde de anne babaya çok düşkün bir insanım ben. Aşırı düşkün bir insanım. Orada da hayatımı şekillendiren anne babanın duasının insanın hayatının yönlendirilmesinde, başarısında, yolu güzel ve rahat yürümesinde çok önemli rol oynadığına inanırım. Ve bu da hep önüme çıkmıştır. Buna inanırım ve bunu da gerçek hayatımda görmüşümdür. Dolayısıyla anne babama çok hayırlı bir evlat oldum. Babacığımı gerçi kaybettik 2006 yılında. Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin bu vesileyle. Onları da anmış olalım. Anacığım sağdır bizimle beraber. Ama onların hayır duasıyla, yani anne babanın hayır duasını almanın bir insanın yol boyu yürümesine çok ciddi şekilde aydınlattığını, katkı sağladığını inanırım. Babam hep örneğim olmuştur. Babamız bizim hep örneğimiz olmuştur. Yani rol modelimizdir bizim. Babamız müftüydü. Çok rol modelimiz. Liderliği, dünyaya bakışı, vizyonerliği, eğitime vermiş olduğu önem. Bu anlamda da babam kişiliğimin oluşmasında hep rol modelim olmuştur. Hala şu kadarını söylemek isterim. Siz değerli genç kardeşlerime, işte 5 erkek kardeş, 2 de kız kardeşimiz var. Hepsi belirli yerlere geldi. Bunların içinde 2 tane profesör var. İşte 3 tane hatta. Efendim işte 2-3 tanesi akademisyen. Ekonomik olarak belirli yere gelmiş insanlar. Fakat biz o bölgeye gittiğimiz zaman hala müftünün çocukları olarak biliniriz. Yani sizin profesör olmanız, sizin üniversite sahibi olmanız, sizin şunu bunu yapmanız, bu ortaya koymuş olduğunuz başarı müftünün çocuğu olma title'ından, unvanından öteye geçemiyor. İşte bu babadan almış olduğunuz çok önemli bir şereftir. Onun için arkadan gelen nesle, bu vesileyle ben genç kardeşlerime, genç arkadaşlarıma, izleyicilerime şunu örnek veriyorum. Arkadan gelen nesle mal mülkten ziyade şeref, kültür, eğitim, öğreti bırakmanız lazım. Çünkü onun devamı vardır. Mal mülkün devamı olmayabilir. Evet. Peki hocam. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden bahsedelim. Bizim de içinde bulunduğumuz ve bundan onur duyduğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi. Genç bir üniversite olmasına rağmen en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden bir tanesi. Bu başarının sırrı nedir acaba? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi Yasemin Hanım, hangi sektörde olursanız olunuz, oluşturduğunuz fark kadar varsınız. Çok sıkça kullandığım ve altını kalın puntalarla çizdiğim bir sözdür bu. Oluşturduğunuz fark kadar varsınız. Herkesin yaptığını yapıyorsanız sıradan biri olmayı kabul ettiniz demektir. Sıradan biri de sıradan işler yapar. Sıradan bir şeyler yapan insan da sıradan öteye geçemez. Bu temel faktördür. Sizler de içinde bulunuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi hep ilk günden itibaren farkı oluşturma peşine koştu. Eğitim modeliyle, eğitim sistemiyle, uygulamalı eğitimiyle, efendim mezun yerleştirmesiyle, sosyal iklimiyle, efendime söyleyeyim uluslararası ilişkileriyle, üretmiş olduğu bilgi birikimini, tecrübesini ve deneyimini eş zamanlı olarak toprağıyla ve toplumuyla bütünleştirmesiyle, belediyesiyle, valilikleriyle, sivil toplum örgütleriyle, iş dünyasıyla, iç içe olmasıyla. Çünkü üniversiteler üretmiş oldukları bilgiyi, tecrübeyi ve deneyimi eş zamanlı olarak toprağıyla ve toplumuyla paylaşmıyor ise etrafı duvarlarla çevrili açık hapishanelerden öteye geçemiyorlar. Dolayısıyla biz bu anlayışı bir defa kırdık. Biz dedik toprağımızla ve de toplumumuzla bütünleşmemiz lazım. Birinci öncelik bu. Bizim insan yetiştirmemiz lazım. Önce Hristiyan, sonra insan. Önce Yahudi, sonra insan. Önce Müslüman, sonra insan. Yani önce insan olacaksınız, sonra Müslüman olacaksınız. Önce insan olacaksınız, sonra Yahudi olacaksınız. Önce insan olacaksınız, sonra Hristiyan olacaksınız. İnsan değilseniz, hangi dine mensup olursanız olun hiçbir anlamı yoktur. İnsan yetiştirmek, insan olmak. Yani ülkesinin değerlerine, insani değerlere, toplumun değerlerine, çevreye, doğaya. Onun için sosyal iklime çok önem verdik. Kulüplerin oluşmasına çok önem verdik. Ama ille de birinci önceliğimiz biliyorsunuz uygulamalı eğitimi çok ön plana çıkardık. Dolayısıyla
öğrencilerimizle ilişkilerimiz bir aile ortamı oluşturduk. Ki takip ediyorsunuzdur şu anda. Sanıyorum 120 binin üzerinde bir takipçim var benim. Hiçbir öğrencimin talebini geri çevirmedim ben bugüne kadar. Olmayacaksa da olmayacak söyledim ona. Ama sonuçta ona bir cevap verdim ben. Sizin de ifade ettiğiniz gibi üniversitemizin bahçesindeki o açık ofiste her öğrencim o kapıdan içeriye girer. Ne isteği varsa söyler. Dolayısıyla çok güçlü bir iletişim kurduk. Ve bu iletişimi de çok güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi inanır mısınız mezunlarımızdan değişik sektörlerde çalışan kişilerle bir araya karşılaşıyoruz. Ve onların ilgi ve alakasını gördüğümüz zaman, onların takdirlerine mazhar olduğumuz zaman, oradan fırlayıp hocam ben falancıyım, ben burada çalışıyorum. Onu o ağzından ve gözünden çıkan o samimiyeti hissettiğiniz zaman diyorsunuz ki biz bu çocuklarımıza ne yaparsak yapalım helal olsun diyorsunuz. Dolayısıyla biz üniversitemizi fark oluşturmak üzerine, laboratuvarlarımız, laboratuvar komplekslerini biliyorsunuz, sosyal iklimimiz, akademik kadromuz, fiziki yapımız, efendime söyleyeyim kulüpleriyle, uluslararası ilişkileriyle, akademik çalışmalarıyla Türkiye'nin önünde bir çalışmayı kendimize misyon edindik. Şunu asla unutmayınız şunu. Türkiye standartlarında herkes bir şey yapıyor. Herkes televizyonculuk yapıyor mesela. Herkes eğitim veriyor, herkes hastane açıyor, herkes eğitim kurumu açıyor. Türkiye standartlarında bir şey yaparsanız bu ülkeye bir şey veremezsiniz. Bu ülkenin önünde bir şey yapacaksınız ki bu ülkeye bir katma değer sağlayabilirsiniz. Biz eğitimi bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Bakın 2000 üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Türkiye'deki en çok yani vakıf üniversiteleri arasında zaten birinci olduğumuzu biliyorsunuz 32 bin öğrencisi var. Ama bunların içerisinde 2000'in üzerinde de uluslararası öğrenci var. Bu anlamda da Türkiye'nin ilk 5'in içerisindeyiz uluslararası öğrenci sayısı. Devlet dahil olmak üzere. Bu ne sağlıyor? Niye biz bunu yaptık biliyor musunuz? Evrensel bir kampüs oluşturalım dedik. Benim öğrencim Afrikalı'yla da, Şili'yle de, ne bileyim Rus öğrencimizle de, efendim Alman'la da, İngiltere'yle de bir arada olsun. Dünyayı, global dünyanın gerçekleriyle kendisini yoğursun. Çünkü biz bugün için öğrenciyi yetiştirmememiz lazım. Yarından sonrası için yetiştirmemiz lazım. Yarının küresel rekabeti sizin karşınıza, öğrencilerimizin karşısına öyle katı kurallar getirecektir ki eğer ona göre kendinizi donatmıyor iseniz, ona göre silahlarla kendinizi teçhiz etmiyorsanız, kalkanınızı ve zırhınızı ve okunuzu ve yayınızı ona göre oluşturmuyorsanız yok olup gidersiniz. Onun için biz o global dünyanın, o küresel dünyanın nasıl düşündüğünü, nasıl baktığını, nerede ne hüküm verdiğiniz öğrencimler daha çok içi olmaları için uluslararası öğrenci sayısını artırıyorum. Başka ne yapıyorum? Olabildiğince her yıl 500'e yakın öğrenci ve öğretim üyemi yurt dışına gönderiyorum. İşte Erasmus çerçevesinde, farklı programlar çerçevesinde, kısa programlar, uzun programlar. Niye? Dünyayı tanıyalım, dünyayı algılayalım. Ya bu konuda Almanya nasıl bakıyor? Amerika ne düşünüyor? Kanada ne diyor? Yani orada bu işler nasıl yapılıyor? A'dan Z'ye. Dolayısıyla üniversite olarak bu uluslararasılaşma konusu küresel dünyanın ve yarın sınırların kalkıp bütün bu dünyanın küçük bir köye dönüşeceğini varsayarak dünya insanı yetiştirme peşinde koşuyoruz. Bunlar üniversitemizin en önemli farkındalık oluşturan konular olarak sizlere sıralayabiliyorum. Tabii biliyorsunuz çok ciddi şekilde de burslar veriyoruz. Bakın şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nin burs oranı %38. %38. Yani öğrencimizin %38'i totale baktığımız zaman tabii bunlar içinde %25 alan var, %10 alan var, %5 alan var, %50 alan var, %100 alan var. Ama hepsini tama imla ettiğimiz zaman öğrencinin %38'i bir kuruş para vermeden eğitim görüyor demektir. 32 bin öğrencinin %38'i neye tekabül ettiğini size bırakıyorum. Yani vakıf anlayışını da, vakıf sorumluluğunu da, okuma imkanı olmayan, maddi imkansızlıklar okulan öğrencilerimizi de böyle bir fırsat tanıyoruz. Ama bazı öğrenci, hocam ben istediğimde almadım ama her isteyen alamayabiliyor ki. Neden? Çünkü o öğrencinin mağduriyet derecesine göre bir sıralama yapmak durumundasınız. Öğrenci var, ne annesi var, ne babası var, kalacak hiç yeri yok. O tabii ki ona öncelik tanımamız lazım. Onun için bazen insanlar kendisini hep dünyanın merkezinde görüyor. Yani hep kendini ön planda hep ama öyle değil. Bizim penceremizden baktığımız zaman biz resmin tamamını görmek durumundayız. Ve tamamını gördüğümüz zaman da mağduriyet derecesi yüksek olanları ön planda tutmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunlar üniversitemizin, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin en büyük özellikleri. Ama tabii ki İstanbul Aydın Üniversitesi işte 11. 12. yılımıza girdik biz.
çok da iyi gidiyoruz. Yani hem kalite olarak, hem dünya renkliklerinde, hem fiziki mekanlar itibariyle, hem laboratuvar altyapısı itibariyle, bilişim ve teknoloji altyapısı ki çok iyi biliyorsunuz onu zaten. Fakat yolun başındayız. Ama 20 yıl sonra da yine yolun başında olacağımızı biliyoruz. 30 yıl sonra da yine yolun başında olacağımızı biliyoruz. Çünkü eğitimde mükemmellik yoktur. Mükemmelliğe ulaşmak yoktur. Çünkü o hep ileriye doğru devam etmek zorundasınız. Hep hatayı bulmak zorundasınız. Sabahtan beri işte önce dedik ki işte makyajımızı zamanında yapmamız lazımdı. Biraz sonra dedim ki işte bu bardağın burada İstanbul Aydın Kupası olmasıyla. Başka şeyler de söyleyebilirim. Çünkü hata bulmak üzerine insan kendini kurgulamalı. Yanlış, ne kadar yanlış bulursanız o kadar mükemmelliği yakalıyorsunuz demektir. Yanlış bulmak üzere, eksik bulmak üzere insan kendisini kurgulamalı. Bu demek değildir ki güzel yapılanı görmeyeceksin. Tabii ki güzel yapılanı da göreceksin. Tabii ki onu da takdir edeceksin. Ama hatayı da asla affetmeyin. Yani hatayı da asla görmemesinden gelmeyeceksiniz. Onu da göreceksiniz. Peki Mustafa Bey, son olarak öğrencilerinize ve gelecek nesillere hayatımızla ilgili olmazsa olmaz diyebileceğiniz kurallar var mı? Elbette ki var. Öncelikle insan olmak, az önce de söyledim burada. Öncelikle ben bütün öğrencilerime insan olmalarını, insani değerlere sahip olmalarını ısrarla salık veriyorum. İnsani değerlerde vefa ile bağlı, sadakatle bağlı, olumlu, ılımlı ve uyumlu düşünmelerini kendilerine ısrarla söylüyorum. Önce insan olacağız. İnsan olmakta önce anne babamıza karşı olan görevimizi yerine getirmemiz lazım. Hayırlı birer evlat olmalarını ısrarla kendilerine söylüyorum. Arkadaşlarına karşı sorumlulukları yerine getirmelerini ısrarla salık veriyorum. Vatanına, milletine, bayrağına karşı görevlerini yerine getirmelerini salık veriyorum. Önce insan. İnsan değilseniz hangi maddi imkanlara sahip olursanız olunuz, ne kadar bilgiye sahip olursanız olun, hiçbir anlamı yoktur onun. Çünkü önce insan olacaksınız. Bilgiyi ve ekonomiyi doğru yöneten, hayırlı yöneten, insanlığın ve ülkenin katma değerine doğru faydalı yöneten insan olmaktan geçer. Bu birinci konu, insan olmak. İkinci konu, ısrarla söyleyeceğim, özgüven. Kesinlikle bütün öğrencilerim kendine güvenmelerini ısrarla salık veriyorum. Ben bunu ebilirim. Ben bunu ebilirim. Benim hiç kimseden daha aşağı tarafım yoktur. Yapabilmek, ben bunu yapabilirim. Ben bunun üstesinden gelebilirim. Efendime söyleyeyim, Yasemin bir defa da okuyarak anlayabilir. Hakan iki defa da okuyarak anlayabilir. Mustafa dört defa da okuyarak anlayabilir. Ama sonuçta anlayabilirim onu ben. Yani dört defa da okuyup, sizin bir defa da okuyup anladığınızı ben dört defa da okuyup anlayabilirim. Ama anlayabilirim. Bunun için özgüven çok önemli. Kendine güvenmek, ebilmek, ebilme yeteneğinin kendimde olduğunu varsayabilmek. Hiç kimseden daha az zeki değilim. Ben spastik özürlü değilim. Ben de bunu yapabilirim mantığını her zaman kendi işlerine koyması lazım. Son olarak da birinci cümlemin içerisinde, parantezinde geçtim. Bir insan ne kadar özverili davranıyor ise, ne kadar sabırlı davranıyor ise, ne kadar tahammüllü davranıyor ise başarısı bunlarla doğrudan orantılıdır yani. Hani bugünlerde sıkça kullanılıyor. Yok öyle, yok öyle ucuz mal diyorlar. Yani hem cam kenarında oturacaksın, hem beş kuruş vereceksin, hem de simit yiyeceksin, bir de doğrudan cennete gideceksin. Böyle bir dünya yok. O zaman ter akıtmak gerekiyor. Yani biraz rahatlığımızdan fedakarlık vereceğiz. Sinemaya gitmemiz gerekiyorsa az gideceğiz. Daha çok çalışacağız. Çünkü yarının rekabetinde binleri, on binleri geçmemiz gerekecek. Hiçbir şey gümüş tepsiyle bize sunulmuyor. Onun için sabır, tahammül, özveri. Ne kadar burada zirve yapabiliyorsak o kadar öne çıkıyoruz demektir. O öğrencilerime de bunları salık vermek istiyorum buradan. Hocam sizinle aynı masada sohbet etmek bizim için çok büyük bir onurdu. Benim için de sizlerle sohbet etmek. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür geldiğiniz, ediyorum. Geldiğiniz, konuk olduğunuz için. Sağ olun. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Peki efendim. İnşallah bir başka programda yine bir araya geliriz. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bir başarı hikayesinden bu haftalık da bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere.